Evet, bir haftadır bu konu gündemdeydi. Seyircilerimiz geçtiğimiz hafta yaptığımız oylamada kırmızı takımı daha güçlü bulmuşlardı. Şimdi mavi takımdan doğru ayrılmış oldu. Yerine de bir yarışmacı gelecek. Ve ondan sonra da oylamayı açacağız. Ve bakalım seyircimizin şu andaki takdiri ne? Müsaade ederseniz. Şimdi mavi takıma gelecek yeni yarışmacımızın adını açıklıyorum. Ayak sesleri geldi. Kendisi de burada. Şurada, tam şurada. Hemen dahil olacak. Cim, sen gelme. Mavi takımın yeni yarışmacısı Batuhan Karacakaya. Sevgili Batuhan'ı davet ediyoruz. Keşke karşıya gelseydi. Karşı takıma i̇şte gelseydi daha keyifliydi. Mavi çekişmemiş Batuhan. Evet, kırmızı takıma uzaktan selam. Mavi takımla da daha yakından selamlaşabilirsin. Bu neymiş lan? Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Keşke karşıya gitseydin Batuhan. 18 saat yol geldim seninle aynı barakada yatmak için. Tamam, merhaba. İyiyim, merhaba. Şakada. Batuhan, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Şu anda açıkçası omuzlarında da bir ağırlık olacak. Çünkü takımlar arasında dengesizlik var iddiası oldu. Herkesin görüşüne saygı duyuyoruz. Tabii ki herkesin fikri de böyle değildi ama çoğunluk mavi takım daha güçsüz dedi. Doran'ın ayrılması ve senin gelmenle önce oylamayı hemen bir kez daha yapacağız. Sonra da sana duygularını soracağım. Evet sevgili seyirciler, şimdi mavi takıma bakıyorsunuz. Kırmızı takıma da bakıyorsunuz. Ve benim Instagram hesabımda hikaye bölümünde olan oylamaya dahil olabiliyorsunuz. Server takip eden seyircilerimizden ricamız kırmızı ve mavi takımdan hangisinin daha güçlü olduğunu oylamaları. Kırmızı takımı da genel şöyle bir bakalım. Mavi takıma da şöyle bir bakalım. Ve artık seyircimiz ne diyecek ona da bir bakalım. En kısa zamanda oylamanın sonucunu söyleyeceğiz. Ve şimdi Batuhan'ın duygularını öğrenmek istiyorum. Bir buçuk senedir, burada olmadığım bir buçuk senedir benim hedeflerime ulaştığım bir buçuk sene geçti. Buraya geldiğimde de 2022'yi en son ben araladım. Kapısını en son ben kapattım. Ama arkadaşlar benden önce açmışlar. Ben de bundan sonra var gücümle burada savaşmaya devam edeceğim. Heyecanlı mıyım? Çok da heyecanlı değilim. Çünkü buraya yeni gelmedik. Geri geldik. Peki, hoş geldin diyorum ben de. Senin ilk katıldığın sezondan kimler var şu anda? Poyrazcığım var. Dora ayrıldı, Aleyna var. Galiba bana Poyraz ve Aleyna değil mi? Poyrazcığımı hatırlatacağım ben ona. Yani buraya aslında mavi takımda olacağımı gelmiş söylemeniz aslında benim şöyle oldu. Yani ben sizden aslında tarih konusunda birazcık zaman istedim. Siz de bana dediniz ki acil bir şekilde maviye girmem lazım. Orada zaten bütün konu. Evet, zaten yarışmacılarımızın hangi takıma gideceğine biz karar veriyoruz sonuçta. Bunu da daha önce söylemiştik. Biz de hani oluşan şartlardan ötürü mavi takıma gireceğinin daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Şunu da söyleyelim, etrafınıza bakarsanız siz dışarıda bir arkadaş grubuydunuz da Survivor'a katılmadınız. Survivor zaten ayrı fikirdeki insanların aynı takımda olup bir amaç için mücadele etmesini gerektiren bir yarışma. Yani baktığınız zaman arkadaş topluluklarının yarışması değil, aileler yarışıyor değil zaten bu. Yani topladım arkadaşlarımı geldim değil. Amaç aynı takım içinde o birlikteliği sağlayabiliyor musun? Oradan güç üretebiliyor musun? Bunların hepsi buranın challenge'ları. O yüzden Batuhan'ın şu anda mavi takımda olması da bence gayet güzel olacak. Güç olarak tabii ki katkıda bulunacak.
Ama Poyraz'a soralım çünkü sürekli bir yorumdaydı Yasin'e. Ben bir şey duyamadım. Kısa bir yorum alalım Batuhan'la ilgili. Kısa bir yorum olarak Acun abi, Batuhan kesinlikle kırmızı takıma gitseydi çok daha memnun olurdum. Yani Batuhan'la 2021 yılında güzel mücadelelerimiz oldu. Çoğunda da öyle 5-0 yenilip evine geri döndü. O yüzden de karşıya olsa gelseydi, garanti sayım olmaya devam etseydi benim için daha iyi olurdu. Ama Batuhan'ı bu sene aynı takımda tanımak da nasipmiş. Göreceğiz. Tabii Survivor'da yani orta uzun vadede takımların olacağı belli olmayacak. O günleri de eğer ikisi de kalırsanız bir yerde göreceğin tabii, düellosu olacak. Büyük ihtimal. Batuhan? Zaten size ilk söylediğim şey zaten kendisinin de şu anda size ilettiği şeydi. Doğru. Kendisi 2022'de eğer ki hani bu seneye tabii ki çok başarılısınız. Ama 2022'de yarışmış bir insan olarak 2022'nin All Star'ı da gerçekten çok kuvvetliydi. Doğru. Bunu siz de takdir edersiniz. Keşke kendisi bu iddiasını 2022'de mental yorgunluğum var diyerek gelmeyerek hani bunu kanıtlamasaydı da 2022'ye gelseydi. Biz de onunla beraber güzel bir kapışma yapsaydık ama şimdi şöyle bir durum var. Aklım başımda bir insanım. Buraya birine savaş açayım ya da biriyle kötü anlaşayım diye dolu bir şekilde gelmedim. Çünkü şu anda ben kazanmak istiyorum. Ben kazanmak istediğim gibi takıma da kazandırmak istiyorum. Eğer ben bu takıma zaten bir işe yaramayacaksam siz de beni davet etmezsiniz diye düşünüyorum. O yüzden ben burada başta gerginlik olsun vesaire istemiyorum. İlk defa aynı takımda olacağız. O kadarıyla da ilk defa aynı takımda olacağız. Burada ilk defa aynı takımda olacağım insanlar da var. Bir şekilde halledeceğiz diye düşünüyorum. Yani buraya böl parçala diye bir şekilde gelmedim. Buraya olacaksa zaten bütün bir takım var. Bunu birleştirmeye geldim. Daha fazla birleştirmeye geldim. Poyraz ile söz istiyor Poyraz. Ya Batuhan gelince şey oldum yani bugün yükseldim. Yani güzel çünkü benim o 2021'de rakip olduğum bir insandı. Gelmesi beni keyiflendirdi. Öyle yani gerilmesine gerek yok. Sadece hani trash talk dediğimiz o küçük tatlı atışmalara başladım gelir gelmez. Çünkü 2021'de de bol bol yapıyordum. Öyle hani korkmasına gerekecek bir durum yok. Hani buraya kavga etmeye ya da tartışmaya gelmedi kesinlikle. Ama yani bu tatlı atışmalarımızda ilk günden başlayacağının sinyalini verdim ben kendisine. Geldi, geldi buradayız. Başlıyoruz yani. O yüzden sıkıntı yok. Farkında. Evet şu anda gerçekten biraz şaşkınım. Tekrar sözü Batuhan'a veriyorum. Farkında mı bilmiyorum ama yani buraya savaş açmaya gelmedim demek ben şuna mı geldim yani? Tamam ben kardeşim bu takımı parçalayayım, kaybetmeye mahkum olsun, kırmızı takıma takım kazandırayım diye mi gelseydim? Bu arada korktu diye diyorum ki 2022'de gelseydin diyorum. Bana diyor ki şu sezona ben... İki ay sonradan oluşmuş bir takıma geliyorum. Yani bu korksam katılamayacağım bir sezon olması lazım ki bu sezon All Star sezonu. Yani tatlı atışmalara varım da kendisinin çok tatlı olduğunu da düşünmüyorum ne yazık ki. O yüzden... Poyrazcığım diye giriş yaptığı için ya, beni Poyraz, tatlı buluyor diye düşündüm. 2021, o yüzden 2021'de seninle güzel istedim. Bir rekabetimiz vardı. 2021 benim için 2020'de kaldı. Bu sezon yeni bir sezon bakacağız artık bu saatten sonra. Bak bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten 15 yıldır falan bu yarışmanın sunucusuyum. İlk defa hani mağlubiyet olmadan, daha ortada herhangi bir şey yaşanmadan bir yarışmacının dahil olduğu dakika itibariyle şöyle bir şey yaşadım. Hani Survivor bana şunu öğretti, asla asla deme. Böyle bir şey yaşamayı istemiyorum, böyle bir şey yok Survivor'da. Ama bugün de bunu yaşıyoruz. Hani şöyle zannedersin, 3. ayın gerçekten yorulmuş bir takımının konuşması zannedersin ama şu anda 3. dakikada yarışmacılarımız. Çok değişik, heyecanla bekliyorum mavi takımı. Çünkü güçlendiğiniz kesin, ne kadar güçlendiğiniz onu da seyircimiz söyleyecek. Ama sizi dinlemek de bu arada yani ilginç yani. İkiniz de dinliyorum mesela. Kim konuşursa dinletiyor vallahi. O yüzden hani normalde ya konuşmayın uzatmayın derim ya. Bir hoşuma gitti karşılıklı konuşmada. İki zeki yarışmacı sonuçta. Peki, heyecanla tabii ki yarınki dokunmazlık oyunu bekliyorum arkadaşlar. Tabii ki çok önemli bir mücadele olacak. Batuhan'la... İlk mücadele bakalım nasıl geçecek mavi takım için. Kırmızı takıma başarılar diliyorum. Mavi takıma başarılar diliyorum. Ve iki takımda şimdi kamplarına uğruyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere.